Sevgili Oğlak burçları, Ay burcu Oğlak, yükselen burcu Oğlak olan dostlarım, 2 Temmuz 8 Temmuz arasında sizleri neler bekliyor? Tek tek açıklamaya çalışacağım hayırlısıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ve kur Rabbi inzini müzeylen mübareketev ve ente hayrul müzilin. İnne fizalike le ayati ve inkünna le müptelin. Sümme enşeyna min badihim karnem aharin. Ve de ki Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. İşte bunda çok ayetler vardır ve muhakkak ki biz çok imtihan edeceğiz. Sonra arkalarından başka bir nesil yarattık. Onların içinde de kendilerinden bir Resul gönderdik. Şöyle ki Allah'a ibadet edin, ondan başka bir ilahınız yok. Artık korunmaz mısınız? Dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz halde inkar edip ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminden o ileri gelenlerden ise şöyle dedim: bu başka bir şey değil, ancak sizin gibi bir beşer yediğinizden yoğur içtiğinizden içiyor. Arkadaşlar, Müminin suresini okudum. 28 ile 33 ayetleri arasını okudum. Yani insan, ne yazık ki insanlar tarih boyu nankörlük yapmışlar. Arkadaşlar, nankör insanlar çok fazla olabilir etrafınızda. Lütfen bunlara dikkat edin. Ve şimdi biraz önce kovaları çektim, onlara da söyledim arkadaşlar. Bir Sirius enerjisi üzerimizde. Yani bugün güzel bir enerji var. 2 Temmuz Sirius enerjisinin aktığı bir gün. 2, 3, 4, 5, 6 Temmuz. Lütfen yani ışıkla aydınlanacağınızı düşünün. Kurt sembolleri kullanabilirsiniz. Köpek sembolleri kullanabilirsiniz. Köpeklerle yemek verebilirsiniz. Yalnız şuna dikkat edin. Ya bu aralar belki bir hafif hayvanlarda, yani köpek saldırıları olabilir ufak tefek. Onları büyütmeyin. Stres altındalar. Çünkü Sirius'un dünyaya çok yaklaştığı günlerde, böyle o aylarda, bir ay önce, 2 ay sonra, böyle bu dönemde hafif köpeklerde stres oluyor. Çok onları kızdırmamaya çalışın. Kızdıranlar olunca da uyarın. Ya zaten hayvancağızlar stres altında. Onu da uyarayım arkadaşlar. Her sene olur böyle ufak tefek şeyler. Büyütmeyin. Hayvanların sevabını kazanmaya bakın. Onların gönüllerini kazanmaya bakın. Rabbim sevaplarınızı, hayırlarınızı kabul etsin. Kötülükle karşılaşabilirsiniz. Kötüleri, yani sırtlan gibi birileriyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli olun. Gerçekten size zarar veren kişiler olabilir. Asosyal insanlar, bazı sıkıntılı süreçleri size yaratabilirler arkadaşlar. Hayırlısıyla onlardan uzaklaşacağınızı görüyorum. Ve de aynı zamanda arkadaşlar, evet, bazı kuruntuları, üzüntüleri bir yana bırakacağınızı, kendinizi çok iyi bir noktada bulacağınızı söyleyebilirim. Yalnız duygusal olarak bir farkındalık yaşayacaksınız. Duygusal farkındalığınızı yaratın ve de bunun çok iyi bir noktaya geleceğinizi bilin. Hayırlısıyla çok güzel bir dönemeçten geçeceksiniz ve de kararlı olacağınızı görüyorum. Üretiminiz artacak arkadaşlar. Ticari işler yapıyorsanız, serbest işler, hayırlısıyla ticarette kazanç elde edeceksiniz. Rabbim gücünüze güç katacak, bir haftada sizi onurlandıracak. Bir şeylere hayır demeyi öğrenin arkadaşlar. Bir şeyler canınızı sıkıyor, birileri canınızı sıkıyor yalanlarla, dolanlarla. Siz aslında onun yalan söylediğini biliyorsunuz ama ben diyorum, benden uyarması, hayır demeyi öğrenin arkadaşlar. Evet, karşılaşılan durumlar bazen yani hayır demenizi gerektiriyor. Bu haftada öyle bir dönemdesiniz. Evet, yavrularınız varsa, evlatlarınız varsa hayırlısıyla sıçrama yapacaklar, ilerleme yapacaklar. Bebeklerse sağlıklı olacaklar. Çocuklarla ilgili çok mutluluk verici olaylar yaşanacak. Ailevi durumlarda çok mutluluk verici bazı oğlaklara da Allah'ın izniyle böyle bir
yumurta enerjisi, üreme enerjisi, doğurganlık enerjisi var. Hamilelikler, ani hamilelikler bekliyorum. Allah olmayanlara da versin. Olanların da ne bileyim sayılarını arttırsın. Hayırlı evlatlar versin. Evlat adama servettir. Olsun arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Evlat gibi güzel bir şey var mı yeryüzünde? Arkadaşlar devletle ilgili bir sorununuz olabilir. Onu çözeceğinizi görüyorum. Yüksek düşünün. Yüksek hedefleriniz olsun. Farkındalık yaşayacağınızı, yüksek hedefleriniz olursa daha çabuk gerçekleşeceğinizi belirtiyor arkadaşlar. Evet, bazı kaçışlarınız olabilir. Şehirden kaçış olabilir, kalabalıktan kaçış olabilir. Derin duygulara kapılacağınız bir haftadasınız. Olsun. Kalabalıklardan kaçmanız sizin lehinize olacak. Duygularınızı kontrol altına alacaksınız. Yani içe dönüş yaşamak size çok güzel şeyler katacak. Bir köyünüze çekilebilirsiniz. Evin içinde biraz rahata erebilirsiniz. Sakin ve böyle içgörü olaraktan iç dünyanıza yapacağınız bir yolculukta gayet farkındalık yaşayacağınız, mantığınızla hareket edeceğiniz, gönlünüze göre ne istiyorsanız her şeyin gönlünüze göre olacağı bir haftadasınız. Bunu da söylüyorum. Rabbim her konuda yardım ediyor. Etrafınızdaki kötüler ve kötülükler kendiliğinden gidiyor arkadaşlar. Evet, yaklaşmakta olan tehlikeleri iç görünüzde ve sezgi yeteneğinizde yok edeceğinizi görüyorum. Arkadaşlar uzaktan birinin ölüm haberini alabilirsiniz. Başınız sağ olsun. Uzaktan birisi olabilir. Bir gidebilirsiniz. Birine baş sağlığı dileyebilirsiniz. Evet, bir şeyler için çalışıyorsunuz. Maddi bolluk için çabaladığınızı görüyorum. Arzu ettiğiniz her ne varsa Rabbim kolaylıkla önünüze getirecek. Yeter ki şu yalanları ve yılanları önünüzden atın, çevrenizden gönderin. Zaten dediğim gibi kendiliklerinden gidecek bazı yalancılar arkadaşlar. Ve şöyle bir baktığımda sevgili dostlarım, neler var dediğimde, evet, hayırlısıyla çekmeniz gereken zikri söylüyorum. Ya gani zikri arkadaşlar, tekrar sayısı 1060'tır. Zenginliğinin hudut ve ölçüsü olmayan ve bütün yaratılmışlardan müstakni olan zat demektir. Bütün kötülüklerden korunacağınız ve paraya, mülke kavuşacağınız bir hafta arkadaşlar. Fena ahlaklı insanlardan kurtulacaksınız. Yine varsa bir nefsinizin tuzakları, Rabbim o tuzaklardan sizi kurtaracak, yeni kapılar açacak ve rızk, servet sahibi olmak için ve de maddi bolluk için 1060 kere ya gani zikrini çekin efendim. Güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Astro Canan sizi seviyor. Görüşmek üzere önümüzdeki cumartesi.